İlçemizde taşlar vardı. Kaymakamımızda halk eğitim işbirliğiyle yapılmış olan bir etkinlikti. Atölye kurmaya karar verdiler. Taşların değerlendirilmesini düşündükleri için. İlçemizden hani bayanlarımız da para kazansınlar. Ekmeklerini taştan çıkartsınlar diye öyle bir projeyle yapılan bir projeydi. 2017'de 4 aylık bir kurs gördük biz. Eğitim aldık. Taşları işleme, şekillendirme, parlatma işlemlerini, yüzük haline getirme, tesbih, kolye haline nasıl getirir onları öğrendik. Sonradan da gümüş işine girdik. Onları boş kasalarla işte taşlarını işleyip üretiyoruz. Bizim ilçemizden çıkan cesbur, akik ve kalsedon taşı var. Onları işleyip üretiyoruz. Ayrı zamanda da diğer illerden gelen yarı değerli taşları da işleyebiliyoruz. El taşı, stres taşları diye geçiyor aynı zamanda. Kolye, yüzük, tesbih, bileklik. Dediğim gibi yine gümüşlere monte edebiliyoruz. Ne istenilirse o şekilde. Kendimiz gidip motorlarla kasalara zaten dışarıda oluyor taşlar yüzeysel olarak. Öğrendiğimiz için taşların da hangisinin hangi taş olduğunu gidip ıslatık bir halde ıslatıp onları alabiliyoruz oradan. Getirip işliyoruz burada. Biz kadınlar olarak tarlaya gidip binbir emeklerle topladığımız taşları atölyemize getirip işleyip ürün haline getiriyoruz ve Türkiye'nin 81 iline satış yapıyoruz. Ürünlerimiz 81 ilden de talep gördüğü için isteyen herkese gönderebiliyoruz. ...2017'de girdiydim çalışmaya. Mutluyum yani, işlerim iyi gidiyor. Çalışmayı çok seviyorum. Taşlarımızı topluyoruz dışarılardan. Getirip ince kesi, önce makinemizde kesiyor, dilimliyor. Sonra ince kesicimize veriyor. Ondan sonra taşlamamıza götürüyoruz. İşte ince delicimiz var, delicimizde kesik taşları yapıp deliyoruz. Bu garerde. Parlatıyoruz. Bak sen gel.